Şimdiki dersimizde arkadaşlar yıllık hareket ve eksen eğikliğini inceleyeceğiz. Dünyamız yıllık hareketini eğik eksende 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna biz yıllık hareket diyoruz. Fakat dünyamız yıllık hareketini yaparken eğik eksende yani 23 derece 27 dakikalık bir eğiklikle yapar. Buna bağlı olarak Yıl içerisinde bu ifade çok önemlidir. Sorularda karşınıza çokça çıkar. Eğer soru size yıl içinde diye başlıyorsa bu yıllık hareket ve eksen eğikliğinin bir sonucudur. Eğer gün içinde diye başlarsa bu günlük hareketle yani eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Baktığımız zaman dünyamız yıllık hareketini bir yörüngede tamamlar. Yani bir yolda tamamlar. Bu yörüngenin elips şeklinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın güneş etrafında izlemiş olduğu bu yol yani yörünge elips biçiminde olduğu için dünya bazen güneşe yakın ki bu tarih 3 Ocak bazen de güneşten uzak olur. Bu da 4 Temmuz tarihidir. Gün beri tarihi 3 Ocak gün öte tarihi 4 Temmuz tarihidir. Dünyanın kendi yörüngesinde güneşe yakın ya da uzak olması sıcaklığını etkilemez. Asıl olan ışığın geliş açısıdır. Yani güneşe yakınlık ve uzaklıktan ziyade güneşten ışığın kaç derece açıyla geldiği önemlidir. Yıllık hareket ve eksen eğikliğine bağlı olarak, özellikle de eksen eğikliğine bağlı olarak yıl içerisinde ışığın geliş açısı değişir. Baktığımız zaman ışık 21 Haziran tarihinde kuzey yarımküreye dik ve dike yakın açılarla gelir. Dolayısıyla 21 Haziran'da kuzey yarımküre ışığı büyük açıyla aldığı için kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. 21 Haziran tarihinden sonra ışığın geliş açısı kuzey yarımkürede gittikçe azalır ve bu sefer güney yarım küreye ışık büyük açılarla gelir. Işığın güney yarım küreye büyük açıyla geldiği tarihte 21 Aralık tarihidir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde ise ışık ekvatora dik açılarla gelir. Ve bu tarihlerde ekinoks yani gece gündüz eşitliği olarak bilinir. Ekinoks tarihlerinde tüm dünyada gece gündüz eşittir ve ışık ekvatora dik açılarla gelir. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz yıllık harekete baktığımız zaman yani dünyamızın yıllık hareketini sonuçlarına baktığımız zaman eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonucu olarak birinci madde ve en önemlisi yıl içinde bu ifadenin çok önemli olduğunu söylemiştik. Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Işığın geliş açısı değiştiği için de mevsimler oluşur. Işığın büyük açıyla geldiği döneme yaz, küçük açılarla geldiği döneme de kış mevsimi ismi verilir. Işığın geliş açısı değiştiği için sıcaklıklar değişir. Sıcaklık değiştiği için de yıl içerisinde sıcaklık farkları oluşur. Sıcaklık farkına bağlı olarak fiziksel çözülme ya da mekanik çözülme dediğimiz olay gerçekleşir. Yine sıcaklık farkı yıl içerisinde basınç farkına neden olur. Basınç farkı da yıllık rüzgarlar olan ve Güney Asya'da çok etkili olan muson rüzgarlarının oluşmasında etkilidir. Işığın geliş açısı yine yıl içerisinde değiştiği için yıl içerisinde gölge boyları da değişir. Yaz döneminde gölge boyu kısa olurken kış geldiğinde gölge boyu uzar. Bir örnek sorumuz var. Herhangi bir yerde yıl içinde güneş ışınlarının yere değme açısının güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisinin değişmesinin nedeniyle hangisini ortaya çıkaran neden aynıdır. Bir kere yıl içerisinde ışığın geliş açısı ve güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisini değiştiren şey eksenikli ve yıllık harekettir. Yani bu durumun bir sonucunu e, arıyoruz Gece ve gündüz sıcaklık farklarının oluşması bu durum günlük hareketle açıklanır. Yani yıllık hareketle ilgili değil. Gece gündüz süresinin değişmesi var. Gece gündüz süresinin değişmesi yıllık hareket ve eksen eğikliği ile ilgilidir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine bakalım. Kutuplara doğru gidilce bitki örtüsünün farklı kuşaklar oluşturması dünyanın şekliyle ilgili bir durum. Işığın atmosferde tutulma oranının kutuplara doğru artması yine dünyanın şekliyle ilgili bir durum yer çekiminin kutuplara doğru artması yine dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. İkinci madde olarak yıllık hareket ve eksen eğikliğine bağlı olarak aydınlanma çemberinin yeri değişir. Aydınlanma çemberi karanlık ve aydınlığı ayıran sınırdır. Yaz geldiğinde aydınlanma çemberi o yarım kürede. Mesela kuzey yarım küreye yazın geldiği tarih 21 Haziran'dır. Kuzey yarımkürede aydınlanma çemberi daha büyük aydınlık parça bırakır. Yani gündüz süresi kuzey yarımkürede daha uzun olur. Güney yarımkürenin yazı olan 21 Aralık'ta ise tam tersi, güney yarımkürede gündüz süresi uzundur. Aydınlanma çemberinin yeri değiştiği için güneşin doğuş, batış yer ve zamanı değişir. Buna bağlı olarak gündüz süreleri değişir. Mesela yaz geldiğinde güneş erken doğar ve geç batar. Dolayısıyla yazın gündüz süresi daha kısadır. Kışın daha geç doğar ve daha erken batar. Yani gündüz süresi daha kısadır. Yani yıl içerisinde gündüz sürelerinin değişmesi de yine aydınlanma çemberinin yerinin değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yine bir örnek sorumuz var. 20 doğu boylamı üzerinde yer alan 3 farklı merkez verilmiştir. Bu merkezlerde güneşin yıl boyunca aynı anda doğması ve batması olarak mıdır diye soruyor. Nedeniyle birlikte. Aynı boylam üzerindeki noktalarda yıl boyunca güneş aynı anda doğup batamaz kuzey yarım küreye yaz geldiğinde yani tarih 21 Haziran olduğunda X'te güneş erken doğar ve geç batar. Yani gündüz süresi daha uzun olur. Güney yarım küreye yaz geldiğinde yani tarih 21 Aralık olduğunda bu sefer Z'de güneş daha erken doğar ve daha geç batar. Yani gündüz süresi değişir. Olanaklıdır demiş. Doğru bir ifade değil. Olanaklı değildir. Çünkü doğu yarı diyor. Bu da çok doğru değil. Nedeni yanlış olanaklıdır demiş. Direkt eliyorum. Olanaklı değildir. E, çünkü dünyanın eksen eğikliği nedeniyle gece gündüz süreleri farklıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Olanaklıdır olan E seçeneğinde yine eliyorum. Bir başka örnek soru. Türkiye'de en uzun gündüz yaşanırken Yeni Zelanda'da en kısa gündüz yaşanmaktadır. Bu durumun nedeni hangisidir diye sorulmuş. Yarım kürelerde gündüz süreleri birbirine terstir. Yani 21 Haziran'da kuzey yarım küre en uzun gündüzü yaşarken tam tersi güney yarım kürede o tarih en kısa gündüzdür. Çünkü haziran bizde yazdır, güney yarım kürede ise kıştır. Bu durumun temel nedeni de eksenin eğik olmasıdır. Eğik eksenle dünyanın yıllık hareketini yapmasıdır. Bakalım şimdi dünyanın yörüngesinin elips olması bu sadece yakınlık ya veya uzaklığı etkiliyordu. Bunun alakası yok. Boylamlarının farklı olması ilgili değil. Geoid şekli değil. Yer ekseninin yörünge düzlerine eğik olması. Eksen eğikliğinden bahsediyor. Cevap D seçeneğidir. Türkiye'nin bir yarım ada ülkesi olması, Yeni Zelanda'nın adalar üzerinde yer alması bu özel konumla ilgilidir. Dolayısıyla cevabım D seçeneğidir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman unutmamamız gereken ayrıntı ışık Haziran tarihini ele alırsak kuzey yarım küreye dik ve dike yakın açılarla geliyor. Işık buradan geldiği için şu kısım karanlıkta kalıyor. Yani ekvatorun kuzeyinde kalan kısımda gündüz parçası daha büyük. Tam tersi Aralıkta ise ışık bu sefer e, güney yarımküreye daha büyük açılarla geliyor. Ve güney yarımkürede gündüz parçası yani gündüz uzunluğu daha fazla oluyor. Haziran en uzun gündüz kuzey yarımkürede yaşanıyor. Hazirandan sonra gündüz süresi kısalıyor. Kısalıyor, kısalıyor, aralığa kadar kısalmaya devam ediyor. Aralıkta en kısa gündüz yaşanıyor. 21 Aralıktan sonra gündüz süresi kuzey yarımkürede uzamaya başlıyor. Hazirana kadar uzuyor ve haziranda en uzun gündüz yaşanıyor.